Merhabalar. Bugünkü konuğum Emrah Pamuk. Arkada yarım yamalak görüyorsunuzdur. Digital Exchange yazıyor ama bu bir kripto para borsası değil. Çözülür. Ülke için çok da önemli işler yapmaya aday. İşte Türkiye'nin şu andaki Avrupa Birliği ile de görüşmeler sürüyor. O bölge olsun, diğer bölgeler olsun. Buralarda yeni iş olanakları gerek geleneksel sektörlerde gerek biraz daha farklı bir yere koymamız gereken turizm sektöründe gerekse inovatif sektörlerde yurt dışına açılımla ilgili yaptıkları önemli şeyler var. Ama ben konuşurken açıkçası organizasyonları benim dikkatimi çekti. Çünkü evrak diyebilirim değil mi? Gayet, gayet. Emrah şimdi şu anda bu çekimi yaparken Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin içinde geliştirdikleri teknolojilerle işte haşır neşir. Oradan başlayalım isterim ben. Yani Uludağ bir bacak bildiğim kadarıyla bir de yurt dışındaki ofisler var. Bu organizasyonu konuşup ondan sonra yapılan işle devam edelim. Tamam. Öncelikle teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Bizim aslında şöyle, Digital Exchange'i ben bundan işte 3 yıl önce planlarken aslında Türkiye'de dijital fabrika mottosuyla yola çıkalım istedim. O yüzden de Exchange dedim, dönüşüm olsun, dijitalde bir dönüşüm yapalım istedim. İstanbul merkeziz, 4. Levent'te headquarter'ımız. Teknokent'te, aynen Uludağ Üniversitesi'nin Görük'le Teknokent'te. Burada da bir takım işlerimiz var, burada teknoloji özellikle Ravi'yi burada geliştirmeye çalışıyoruz. Akabinde de Türkiye biz aynı zamanda Hizmet İhracatçılar Birliği üyesiyiz. Türkiye İhracat Merkezi'nin Londra'daki ofisine konumlandık. Türkiye'den Londra'ya giden 17 şirketten de biriyiz baktığınızda. Ve %65 yurt dışı ağırlıklı çalışan, yani burada ürettiğimiz hizmeti yurt dışına pazarlayan toplamda 55 kişilik bir ekosistemi aslında yönetiyoruz. Almanya'da Frankfurt'ta bir iş ortağımızla beraber Alman markalarına, hiç Türkiye'de işi olmayan Alman markalarına hizmet veriyoruz. Aynı zamanda da Rusya'da Türkiye'ye cold tracking üzerine bir teknoloji getirdik. Orada bir iş ortağımız var. Yine orada da özellikle böyle Yandex ve Rusya'daki yerel dijital teknolojileri de yine Türkiye ile Rusya arasında ve BDT pazarı dediğimiz o değişik da topluluğunda benzetmeye çalışıyoruz diyebilirim kısaca. Seste bir sorun oldu. Bağımsız devletler topluluğunda da şeyler yaptığınızı ben bir kere daha üstünden geçeyim. Şimdi ve pandemi her şeyi değiştiriyor. Birçok şeyi yeni baştan kurgulamak gerekiyor ama yani bu pandeminin sonrasında çok daha şiddetli olacak. Yani Türkiye için çok önemli olan ihracat konusu da gerek ürün, gerek servis, gerek başka şeylerin ihracatı çok daha fazla gündeme gelecek. Ama biz hiç şeye bakmıyoruz. Yani tam adaptasyon güzel ama gelecekte nerede olacağımıza bakmıyoruz. Orada bir perspektif alabilir miyim? Yani ihracat neye dönüşecek? Siz neden bu işleri yapıyorsunuz? Mesela biraz da Ravi'ye değinirsek bugün Tamam. lokasyon bazlı olarak hayatımızda bir yere oturdu. Onu da Aynen. öğrenelim ama bu genel tabloyu almak istiyorum. Yani bu ihracat işi nereye gidiyor? Ya şöyle, aslında 90'lardan bu yana pandemi öncesine kadar bir gap koyuyorum. 90'lardan bu yana benim gördüğüm ve izlediğim şey şuydu resim. İhracat markaları daha çok B2B kanalında böyle data odaklı işte XYZ ülkelerindeki XYZ satın almacıların datalarına erişip bunlara böyle aslında face to face pazarlama ya da e-mail marketingle pazarlama yapmaya çalışıyordu. Pandemiyle birlikte işte değişen bu fuar yapıları ya da ulaşımın bu kadar azalması vesaire bir anda ihracatın başına küçük bir E koydu ve ihracata döndü. Bunu da Türkiye'de bizim yine pandemi öncesi yapan aslında çok büyük markalarımız vardı. Hala da var. Tekstilde var, gıdada var vesaire vesaire. Ama şöyle bir şey oluştu pandemi sonrası. Bir anda birçok markanın işi böyle bir şey oldu. Hani ya ne yapacağız moda oldu. Ne yapacağızdan sonra da böyle bir farkındalıkla ihracata girme olasılığı oldu. Bir anda ihracat orada aslında iki bacaklı ilerlemeye başladı. Bir tanesi eskilerin yaptığı B2B kanalda biraz daha böyle işte Zoom'larla ya da benzer durumlarla. Çünkü zaten bir data ve bir haşır neşirlik vardı zaten. Sadece yeni gelenler ya biz kimi tanıyalım, kime gidelim bir moda oldu. Bir de
B2C tarafta da hem e-ticaret sitelerini yurt dışına modellediler altyapı anlamında, hem de yurt dışındaki pazar yerlerine, yani marketplace'lere bir entegrasyon süreci başladı. Aslında şu anki Türkiye'deki markaların yaptığı şey şu: B2B, B2C'de direkt markasını e-ticaret bazında tüketicinin karşısına çıkarmak. Bir de Amazon gibi, eBay gibi, Ozon gibi, AliExpress gibi, Wildberries gibi, Zalando gibi, Allegro gibi birçok pazar yerinde ürünlerini artık sektörel bazda, dikeyde pazarlamaya ve sunmaya başladılar aslında. Revi ne iş yapıyor? Ben baştan beri onu merak ediyorum. Söyleyeyim. Onun hikayesi de şöyle. 3 yıl önce ben Facebook Dublin'de bir toplantıya gittim ekip arkadaşlarımla. Türkiye'de de Ravin'in aslında benzer işi yapan, rakip demeyeceğim, birazcık orada farklılaşıyoruz çünkü, benzer yapan şirketler var. Facebook'ta ilk kullanan da biz olduk o zaman ve Media First olduk. Böyle bir iş vardı biz dikey sektörde. Aslında Ravin'in yaptığı şey şu: video making platform diye geçiyor. Hızlıca, render süresi beklemeden, statik görsellerin bir anda dinamik. Çünkü dünyada artık dijitalin de gittiği noktada video odaklı reklamcılık daha öne çıktı ve hani performansın da artık buraya döndüğü için de Ravi gibi markalar tasarımcıyı, ajansı ve marka müdürünü ya da markadaki ilgili temsilcisi aslında hayatını kolaylaştırıyor. Örneğin televizyonda X bir markanın televizyon ve reklam filmi dijitale uyarlanması lazım. Bunun upload, download edilmesi, revize edilmesi günler alabiliyor bazen. Ama Ravi gibi platformlar bunu çok kısa sürede sana farklı IAB'nin verdiği tüm ölçülerde sana bunu şey yapabiliyor. Ravi de buradan çıktı. Ravi aslında bir self-service platform. Ravi'nin de kendi içinde üç bacağı var: Ravi.io, Ravi.com ve Ravi.camp. Ravi.io en basic olan sürükle bırak mantığında, örnek veriyorum, 4 tane JPEG görseli platform içine atıp 1 dakika sonra videolaştırdığın, hatta müzik de ekleyebildiğin bir video hali. Ravi.com e-ticaret markalarının feed odaklı ve bunu şey gibi düşünün, video retargeting platformunun videolaşma süreci gibi düşünün bunu. Ravi.camp ise orası işte sky is the limit. Orada DMP devreye giriyor, data devreye giriyor. Orada birazcık daha yine e-ticaret ya da benzer web sitesine giren kullanıcıların baktığı ürünlerin hızlı bir şekilde videolaşıp daha sonra programatik platform üzerinden medyaya servis edilmesi. Yani anında görüntü aslında. Şu an bunun üzerine biz de çalışıyoruz. Bu bitmedi çünkü burada cloud süreleri çok önemli. Globalde rakibimiz var. İngiliz bir şirket var uğraştığımız, onunla beraber koşturduğumuz. Bu arada Ravi'yi biz Azerbaycan'da, Rusya'da, Almanya'da, İngiltere'de şu an kullanmaya başladık. Türkiye'de de kullanıyoruz. Hatta birçok markaya otomotiv olduğu, e-ticarette minimum birçok marka olduğu velhasıl kelam. Ama Ravi'nin hani özetle baktığımız ve gittiği yer bu. Son zamanlarda da yine Ulutek'te, bizim Uludağ Üniversitesi'nin içinde, Türkiye İhracat Merkezi'nin bir yatırım bir süreci vardı. Orada da geçen aylarda bir yatırım aldı. Ravi'nin durumu da böyle. Aha, gayet güzel. Ya heyecan verici. O zaman şu tabii benim kafamda bir kurgu vardı ama şu arkadaki diğer logolarla da ilerleyebilir miyiz? Tabii Çünkü ki, tabii ki. gördüğüm kadarıyla bayağı enteresan bir noktada işler yapıyorsunuz. Yani çok şükür bir yerlere götürmeye çalışıyoruz. Ya yani şöyle, Together aslında benim dijitaldeki 2 tane ana şeyim var, düşüncem var. Biri data, diğeri de zaten aslında content. Together Social'da Türkiye'de şöyle tek, biz 126 ülkede influencer ve içerik dağıtım network'ü oluşturduk. Aslında bugün Türkiye'de, işte yine ihracatla bağlayacağım burayı, yine bazı markalar ya da bazı e-ticaret siteleri, hiç fark etmez, yurt dışında influencer marketing yaparak ürünlerini pazarlayabiliyor. Ürünlerini bir anda pazara sokabiliyor. Bunu kah pazar yeri, mesela biz bir meyve suyu şirketinin Kore'de ve Tayvan'da pazar yerinde ürünlerini sattık, influencer marketing üzerinden. Burkina Faso'da keza böyle bir şeyler yaptık. Nijerya'da keza böyle şeyler. Yani sadece bunu Türkiye dışında işte komşu ülkeler gibi düşünmeyin. Mesela Mısır'da bir halı firmasında başka bir şeyler yapıyoruz gibi gibi. Together Social aslında bu işi yapıyor. Bir platform yine. Bütün her şey içinde gördüğün. Medyoloji bizim content işimiz. Yani 4 farklı dilde içerik üretiyoruz. Bunun son zamanlarda yine en çok böyle çılgınca gelen insanlara e-ticarette ürün içi içeriği oldu. Hani sadece bu blogdu, portaldı değil, artık ürünlerin de kopya içerik, biraz da SEO tarafına giriyor ama kopya içerik algılanmaması için daha dikeyde, örnek veriyorum. Şimdi gri kazak var,
Bir de siyah kazaklar ama ikisi aynı iplikten, aynı hizmete hitap eden kazak. Ama gri kazakta farklı bir içerik yazman lazım ki siyah kazakla Google onu aynı içerikte kopya içerik algılamasın diye. Biz birazcık daha bunu bu tarafa döndük. Hatta hep şey derim müşteri, ya buna ne gerek var? Dedim ki Amazon işte hepsi burada Trendyol bunu yapıyorsa sen de bunu yapmalısın. Yani faydasını zaten sonrasında göreceksin. İhracat inde bizim aslında markaların yurt dışında marka tescilinden tutun tüm süreçte yönettiğimiz pazar yönetimi dahil tüm süreçte yönettiğimiz aslında bir markamız. Niye dikeyleştirdik bunları? Toplamda 20 hizmet kalemimiz var. Bunun 5'i zaten dikeyde markalaştı. Bunun sebebi şu. Biz hani şuna inanıyoruz. Dex'in altında farklı markalarda uzmanlaşmaya gittiğimizde hem bizim markaya olan bakış açımız da birazcık daha alsat mantığından işte o entegre fabrika olayına dönüyor. Hem de gerçek anlamda uzman kişilerle dikeyde servis verdiğimizde müşterinin bize olan yaklaşımı ve bize olan o hani tutumu diyeyim daha da uzun soluklu olabiliyor. O yüzden de şey diyoruz biz. Dijital hani fabrika evet mottomuz ama biz sizin dijital pazarlama ekibiniz olarak hizmet vermek istiyoruz deyip aslında biraz da ajans dünyasından burada kopmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Yani burada bilmiyorum gençler nasıl algılıyor ama benim yaşım 50'nin üzerinde. Benim hayatımda hep şeydi. Yani 80'lerle beraber Türkiye'de ekonomi dışarıya açılmaya başladı. Onun öncesinde bize eş dost akraba yurt dışına kazara giderse ya da orada yaşıyorsa işte gelirken bir şeyler getirirlerdi. Ondan sonra bu ihracat ve ithalat işi başka bir noktaya taşındı. O da yıllarca yani Özal döneminden başlayarak işte Cumhurbaşkanı'yla veya Başbakan'la beraber uçakla bir ülkeye gitme, oradaki heyetlerle Evet. konuşup işi bağlama, onun arkasından bir şeyler yapma. Ama tabii bunu da ne süreyle sürdüreceksin belli değil. Şu anda orası nasıl değişiyor? Çünkü seninle Söyleyeyim. konuşurken bu influencer marketing olsun, bölge bazlı pazarlamalar vesaire bir sürü enteresan yaklaşımdan bahsettin. Oradan devam edelim istersen. Olur. Dediğim gibi ben bizim ekosistemimizin %65'i zaten yurt dışına, yani ürettiğimiz hizmeti yurt dışına ihraç ediyoruz. Şimdi dünyada mesela İngiltere gibi, Almanya gibi ülkelerde aslında devletin dijital etnik pazarlama üzerinde bazı yatırımları var. Bunun üzerine ajanslara görevler ya da böyle uzmanlıklar geliştiriliyor. Ben de açıkçası Türkiye'de bu konu üzerine uzmanlaşmaya çalışıyorum ve bunun üzerine ilerliyorum. Hatta bununla ilgili birçok işte yayın organında da bazı yazılarımız vesaire çıktı. Dijital etnik pazarlama, destinasyon pazarlaması, bunun adına ne dersen de. Çünkü şuna gitti artık. Sen herhangi bir ülkeye indiğinde artık o ülkenin sadece o ülkenin vatandaşına hizmet vermiyorsun. Oraya daha sonradan devşirme ya da bir şekilde gelmiş birçok insana hizmet etmen ya da malını tanıtman gerekebilir. Mesela ben size bir örnek vereyim. Türkiye'deki bir X gıda markası benden İsrail ve Filistin'de sadece Müslüman ve Hristiyanlara reklam pazarlaması istedi. Şimdi ben İsrail'e gittim, Filistin'e de gittim. Şimdi İsrail ve Filistin gibi yerlerde yan yana oturan bu insanları ayırman demek, yani böyle Google'la Facebook'la olacak iş değil bu. Çok, çok açık söyleyebilirim. Şimdi buraya kadar götürülebilir, artık markalar bu kadar brieflerinde çok detay istiyorsa, o zaman burada uzmanlaşman gerekiyor. Biz de bunu böyle yapıyoruz aslında. İşte Rusya'da, BDT'de, Almanya'da, Nordik'te, Baltık'ta biz şu an dediğim gibi hani evet Together Social 126 ülkede ama biz ortalama 80-85 ülkeye birçok markamızın işlerini yönlendiriyoruz ya da bunları organize ediyoruz. Baktığında şimdi buradaki insan kitlesi ya da popülasyonu aynı değil ki. Hani sadece cinsiyeti bir yere bıraktım, medeni durumu bir kenara bıraktım. İlgi alanları, internetteki ayak izleri, davranışları. Burada işte bir takım pazarlama otomasyonları devreye giriyor. İşte HubSpot gibi ki Türkiye partneriyiz vesaire. Hani bunun gibi aslında birazcık daha böyle datayı anlamlandırıp daha sonra bunu nasıl kullanacağını da hani veriyi sadece çekme, evet veri elinde var ama bunu daha sonra nasıl kullanman gerektiğini de markana anlatman ve yönlendirmen gerekiyor ki sonuç alabilirsin. Ben aslında hani Dex olarak biraz da artık Türkiye'de dijital etnik pazarlama denince Dex gelmesini istiyoruz. Çok güzel. O zaman bir tane uzman sorusu sorayım ki bu Türkiye'de çok anlamlı bir şekilde tartışılmadı. Facebook gibi platformlar konusunda ne düşünüyorsun? O işte gerek sosyal ticaret
tarafı olsun, gerek başka ticaret yapış biçimlerini desteklemek açısından. Türkiye'de doğru tartışılmalı dediğim, bizim burada işte WhatsApp sözleşmesi olarak gündeme geldiğinde, ben onu birazcık değiştiğimde aslında arkasında Facebook'un reklam göstermeden e-ticarete geçme niyetinin olduğu ve bununla ilgili aslında basit bir prosedürel işlem yaptığı sonucuna vardım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Türkiye'de kimse böyle değerlendirmedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani başka platformlar, sizin de kullandığınız platformlar nerelere gidecek? Ya şöyle, Facebook'la ilgili ben IAB'dir, MMA'de de varım. Biz de orada konuştuk. Hatta bak, Facebook'ta pandemiden önce ben Facebook'ta Hindistan'da ve Amerika'da influencer network'ünü Facebook kendi içinde topluyor. Hatta denemeye başlamıştı. Ben dedim ki Türkiye'de gelecek galiba. Hatırlar mısınız? Birkaç yıl önce devletimiz influencer marketingle ilgili bir regülasyon getirdi. Yani bir vergilendirme sistemi Doğru. getirdi. Tam o anda Facebook da bu işleri yapıyordu aslında. Hatta Hindistan, yanlış hatırlamıyorsam, Hindistan ve Amerika'da Facebook'taki fenomenlere, influencerlara gel, kendi platformun admin üzerinden gel, panele gir ve oradan kampanya seç. Aslında kendi yapmaya başladı da Türkiye'de gelecekti. O bir anda böyle şey oldu, bir kayboldu. Evet, WhatsApp'la bu işte data entegrasyonu süreci. Zaten bunu aslında beta'da belki de bir şekilde yapılıyordu bunlar hani, ama bunun gibi hani Instagram ya da işte biliyorsun Instagram'da da bir shop tarafı var ve orada zaten şu an açık. Facebook'ta da bu mağaza tarafı var. Ha, bunun sonunda bu nereye götürür? Zaten aslında şunu yapıyor benim gördüğüm kadarıyla. Aslında kendi dünyası içerisinde her şeyi toplayıp kendi üzerinden servis vermeye çalışıyor. Bunu diğer markalar yapar mı? TikTok. Mesela parlayıp diyorum, pandeminin parlayan yıldızı TikTok. Türkiye'de şu an kullanılan TikTok, yurt dışında özellikle Çin ve Rusya'da kullanılan TikTok gibi değil. Orada TikTok'un kendi pazar yeri var. Kendi e-ticaret tarafı var. Mesela WeChat. Türkiye'de son zamanlarda, özellikle son bir yıl içerisinde bizim gayrimenkul sektörümüzle başladık. Biz de böyle zorlu gibi gruplarda destek olmaya çalıştık. Akabinde gıda markalarımıza döndü WeChat. Mesela aynı şekilde WeChat'in içinde bir var. Aslında markalar Bir ne dakika, getirirken bunu belki bir şey yapıyor. biraz durup Hani burayı planlama, yeniden timeline kuruyor. alalım Mesela mı? Clubhouse. Biraz durup bunu yeniden Olur. alabilirsek şey olacak. Yani Tamam. o WeChat'ten sonrası Parazit'e girdi. Tamam. Muhtemelen kayıtta hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar editlerken zorlanmasınlar. Tamam. WeChat'ten itibaren başlayabiliriz. Tamam. Mesela WeChat, Türkiye'de hani pandemiden birazcık önce özellikle bizim gayrimenkul sektörlerini ben çok gördüm. DAP Yapı, Emlak Konut, Zorlu, çok fazla marka gördüm. Hesapları olan vesaire olmaya çalışan, ama pandemide bir anda ortalık böyle bir karıştı. Arkasından gıda markaları, Türkiye'deki ihracat yapan gıda markaları bir anda Çin'e ve Çin'in o coğrafyasına ürün göndermek için WeChat tarafına girdi. Ve sonra birazcık kayboldu. Mesela WeChat de aynı şekilde. WeChat'te bir pazar yeri var. WeChat'te bir ürün satabiliyorsun. Ama diyorum hani birazcık bu şeyle alakalı bir şey. Yani bu işler yurt dışında ya da belli pazarlarda önce deneniyor, başlıyor. Daha sonra böyle bir kar topu etkisi geliyor. Mesela en son Clubhouse. 3 ay önce, 4 ay önce hayatımızda olmayan Clubhouse bir anda iPhone ve Android'de olmamak kaydıyla hayatımıza girdi. Ve ilk Clubhouse'dan satışta gerçekleştirdi bir hanımefendi. Belki bilginiz vardır, haberlerde de çıktı. O taraf da buna döndü. Dolayısıyla bunun daha Şimdi getirecek çok yönü var. moderatörlerin de para kazanacağı bir gelir modeli üzerinde çalışıyorlar. Ya başlamış ya başlayacak bilemiyorum ama şey enteresan yani büyük bir değişim var. Mesela Clubhouse'daki birçok sohbetin niye yapıldığını ben anlayamıyorum. Yani oradan çıkmayan insanlar var. Ben ilk başta baktığımda kendim de gidip bir iPhone satın aldım sırf Clubhouse'a gireyim diye. Hem de eski işimden ayrıldığım dönemde. Ondan sonra girmem biraz zaman aldı ama şimdi baktığımda bana şeyi çağrıştırıyor. Mahallelerde ablalar olurdu. İşte bütün gün pencerede oturup hatta bir minder koyup onun üstüne yerleşip oturup işte gelenle geçenle karşı balkonda bir şeyler konuşurlardı. Clubhouse birazcık kafamda öyle bir şey gibi canlandı ama tabii bunların hepsinin dönemle ilgili de güçlenen bir dinamiği var. O dinamiği de ben şu anda anlamaya çalışıyorum. Sen de konuşurken de şu
Sizin kullandığınız araçlardan hem benim hem izleyenlerin anlaması için birazcık bahsedebilir misin? Bu yeni dünya nasıl şekilleniyor? İşte influencer tarafı nereye gidiyor? O diğer lokasyona özel şeyler işte İsrail-Filistin ayrımı gibi ki onu şey konusunda da dinlemek isterim senden. Memnuniyetle. Ukrayna Türkiye'nin bayağı bir ilişkisi olan yani sadece turistik değil. Orada üretim Doğru. yapan bir sürü Türk şirketi Doğru. falan var. Öyle ilişkileri olan bir bölge. İstersen oradan başlayalım. Filistin-İsrail örneğini bir Ukrayna ile tamamlayalım. Sonra senin bu influencer tarafında, diğer özellikler tarafında, cold tracking vesaire gibi ayrı enstrümanlarla nasıl katkıda bulunduğunu dinleyelim. Tamam. Clubhouse'la ilgili çok küçük bir şey söyleyeceğim. Ben de işte birkaç ay önce işte ne zaman başlasa girdim. Ve şöyle Clubhouse'daki en tehlikeli şey bilginin bu kadar ucuza ve kontrolsüz dağıtılması çok riskli. Bunu hani şey gibi düşünmeyin. Hani bilgi satılması lazım diye asla. Ama şimdi ben orada mesela biyografilere bakıyorum. Herhangi bir şey yok. İşte LinkedIn'den mesela bir şeyler konuşuyor erkek ya da kadın. Ya anlattığı şey bir insanı tamam mı hani sağ ve sola döndürebilecek kategoride bir şey. Ve söylüyor hani dağından diye tabiri caizse söylüyor. Ve ben buna şeye bakıyorum. Ben diyorum ki yani bunun şeyi yok. Hani bu bilginin doğrulanması lazım önce. Hani senin söylediğin bir şey gibi kansersin ilacı içersen düzelir. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Hani tek diyeceğim Clubhouse'la ilgili bu. Evet, son zamanlarda zaten birçok farklı şeye döndü. Ama bu normal. Instagram'da zaten 4 canlı yayın yapmaya başladı biliyorsunuz zaten. Durum bu. Influencer tarafına şöyle geçeyim. Şimdi influencerlar kendisinde de ayrıldı. İşte bir nano var, bir mikro var, bir makro var, bir de celebrity var. Bir de bunlar da artık biz de mesela planlama yaparken mesela müşterimiz soruyor diyor ki bunun doğumu neresi? Artık her influencer'ın kendi doğduğu bir platformda var. Mesela bu çoğunlukla Türkiye'de Instagram gibi görünüyor ama ben hep diyorum üreten yani content üreten influencer'a her zaman varım ki Türk Hava Yolları'na, otellere birçok markaya yaptık. İşte Barut Otelleri gibi vesaire. Burada mantık şu. Content'i ister YouTube'dan ben mesela YouTuber'lara da çok meraklı ve çok takip ettiklerim de var. Hani gerçekten iyi content üreten. Burada da şu oluyor işte. Hani ben bazen şunu söylüyorum markalara. Ya her influencer ya da her platformu kullanmak zorunda değilsin. Senin hedef kitlendeki kitle hangi sosyal medya platformuna daha uygunsa o sosyal medya platformundaki influencerlarla, hedef kitle influencerlarla projeler yapmak ve bunu da böyle şey değil, bu paylaş mantığı değil. Aa çok güzelmiş kazak ben de giyeyim değil. Gerçekten bir senaryolaştırmak. İşte Together Social burada devreye giriyor. Burada biraz farklılaşıyor diğerlerinden. Onun before and after'ı yani öncesi, sonrası ve ne kazandı? Ya da çünkü bir de şunu da istemiyoruz. Hani bazen influencerlar var. Bugün A markasını giyiyor. Yarın B markası. Rakip günler öbür gün C markası. Ya hangisi doğru? Bu sefer tüketicinin oradaki algısı da işte o yüzden zaten bu affiliate marketing de bir anda döndü. Biz mesela hepsi burada da böyle bir şey yaptık. İşte Evkur'la bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki mantık da oydu. Ya bir sürü ürün var ama story'de milyonlarca kaydır. Ya kaydır da tüketici buna artık inanmıyor. O yüzden benim anladığım naçizane fikrim şu. Hangi pazarda, hangi ses grubuna hitap edecekseniz önce onu bir netleştirip ondan sonra doğru influencer çalışması yapılırsa bence daha ses getirir diye düşünüyorum. O zaman birazcık experience marketing'e paralel bir noktaya gidiyor. Yani orada görünen influencer'ın kendisinin o markayla arasında bir bağının olması gerekiyor herhalde. Aynen. Ya mesela geçen gün bir kampanya yaptık. Hani ismini vermem ne kadar hani böyle şey ama verebilir miyim orada ismini? Ya herhalde. Yani biz çok konuşuyoruz bu markaları falan filan şey yapmıyoruz. Tamam. Yani reklama Ben gireceğini sanmıyorum çünkü şimdi ben medyadaki tabii görevimden ayrıldım. Ne zaman benzer bir kuruluşta çalışırım bilmiyorum ama yani medyadaki haberler şey gibi. Kenan Evren dönemi Türkiye'si gibi. Yani Kenan Evren'de bunlar var ya diye anlatmaya başlardı. Ulan kim anlatıyor? Ne oluyor? Nasıl yapacağız falan. Hiçbir fikrimiz olmazdı. Sadece onu dinlerdik. Bence öyle bir medyanın kimseye faydası yok. Onun için konuşalım. Yani şey okay. varsa zaten cezai bir durum varsa arkadaşlar editlerken hallederler. Aynen. Ya şöyle az önce birkaç marka saydım ama mesela Mercedes'in bir bayisin yani
Türkiye'deki iyi bir distribütör bayisinde proje yaptık. Bir influencer'la Mercedes'in de yeni bu G serisi jiplerini tanıtımını yaptık. Çok da güzel oldu. Böyle arazide kullandık arabayı. Influencer da doğru bir isimdi. Hatta Gizem Zor'un da söyleyeyim. Madem o kadar reklam yaptı, Gizem'i de selam olsun buradan. İyi bir proje çıktı ve daha o gün hem satış ofisine yani bayiye hem de yorumlara ya işte fiyatından ziyade nasıl, ne zaman temin edebilirsiniz? İşte satış ofisiyle ilgili aracın renklerini nasıl görebilir? Test sürüşü yapabilir miyiz? Hani diyorum ya, doğru pazarda arabanın doğru özelliklerini doğru influencer'la gösterdiğin zaman o zaman o şey olabiliyor. Hani o ilgili hedef kitleye bir anda böyle nokta atışı şey yapabiliyor. Ben paylaşımlar yapıldı. 3 saat sonra 4 tane araç talep işi vardı ki bu iyi bir rakamdır. Yani arabanın zaten bir tanesi zaten bizim projenin zaten belki 50-100 galiba limiti yani 0'ı 900 bin lira falan civarından mı başlıyor? Aynen öyle. Yani dolayısıyla bence gayet iyiydi. Dolayısıyla bu tarz şeyler birazcık daha böyle şey oluyor. Daha iyi oluyor. Ha bak işte mesela bu çok önemli bir nokta. Yani şimdi benim tabii çalıştığım dergide hala vardır herhalde zamanında lüksle ilgili bir bölüm vardı. Gazeteler de bunu yapıyordu. Mesela Türkiye'de yat fuarı oluyor. Milyonlarca dolarlık yatları görmeye gidiyorlar. İşte biz de gazeteci arkadaşı gönderiyoruz. Gazeteci arkadaş oradan bakıyor ve şey olarak dönüyor. Hepsi süper içeriğiyle dönüyor. Yani müthiş yat, işte şöyle içeriden zaten konsept fotoğraflar verilmiş falan filan. Ama bunun satın alacak kişiyle ya da uzmanıyla arasında kurabileceği hiçbir bağ yok. Yani tabii sen hep çok müthiş diye anlatıyorsun ama hiç kimseye influence etmiyor. Çünkü onlar daha çok şeye bakıyorlar. Yani fırtınada nasıl etkilenir, işte konukları aldığında nasıl yapılır. Hatta tek kişiyle kontrol edilebilen elektrik sistemli kontrol edilebilen yatlar vesaire vardı. Bunları konuşuyorlar onlar. Sen gidiyorsun, ya yat süpermiş abi zaten 25 milyon dolara satılıyor, 50 milyon dolara satılıyor, 100 milyon dolara satılıyor diyorsun. Senin gazete okurun seviniyor. Aa diyor, el alem ne yapmış falan filan. Birbiriyle konuşuyor ama hiçbiri alıcı değil. Aynen öyle. Yani o yüzden hani birazcık böyle diyorum ya, hani farklı segmentlerde, farklı ses gruplarında doğru influencerla, doğru şekilde de hani ürünün de hani öne çıkan, rakibi öne çıkan yerlerini böyle bantaya dokunursan birazcık daha böyle o zaman uyandırabiliyorsun bazı şeyleri. Başka aparatlarla devam edelim. Influencer tarafında yine son zamanlarda affiliate marketing. Onu konuştuk ama çok girmedik oraya. Şimdi orada da şöyle bir kavram gelişti. Şimdi özellikle bu Trendyol, Hepsi Burada gibi markalarımız ciddi anlamda influencer kullanıyor. Ve artık birçok insan influencer olmaya, hatta bununla ilgili hatta okul da açıldı. Influencer okulu da var bir tane. Buraya doğru gitti iş. Allah yardım etsin hepimize. Yani dolayısıyla şey, böyle bir olunca birazcık artık iş revenue share'e döndü. Yani diyor ki gelir paylaşım modeli çalışalım. Ve çünkü işte milyonlarca story atarsan, bul paylaş mantığında yaparsan artık marka da sana olan itikadını kaybettirir. Diyor ki madem bu kadar iyisen o zaman diyor gelir modelle çalışalım. Influencer da başka para kazanamayacağı için başka türlü ve top bir markaysa, yüksek bir prestijli markaysa bunu mecburen kabul ediyor. Buradaki sistem de şöyle çalışıyor. Bizler kast ajansı gibi markalara gelen brief doğrultusunda influencer'lar öneriyoruz. Mesela bir markamıza 350 tane influencer önerdik. Ama bu önermeler böyle hani mankenlik ajansı gibi de çok şey değil. Bize gelen brief doğrultusundaki kampanya, işte elektronik eşya, ev tekstili, işte kozmetik gibi böyle ayrılıyor. Daha sonra bizler bunun içerisinde ayrı ayrı çalışıyoruz. Mesela örnek veriyorum, Emrah kullanılacaksa influencer olarak, Emrah'ın dikeyde olduğu yer, en son paylaşımları, işte son 3 ay bu rakip bir paylaşım yapmamalı ve bundaki modeller, işte burada yine Together Social oluşturduğu linklerle aynı anda 20 tane influencer kullansan, hepsini bu analitikse ciro bazlı düşürebildiğin bir yapıda ve işte Emrah Pamuk bugün içeriği paylaştı. Kaç paralık ciro yaptı? X lira ciro yaptı. Ay sonu mutabakatla hak edişi neyse zaten bunu alıp yürüdüğü bir sistem. Bu şu an çok moda. Bunu şu an dediğim gibi işte Trendyol hepsi burada başta olmak üzere birçok dikeydeki e-ticaret markası kullanmaya başladı. Bizler de bunların planlamasını yapıyoruz.
Ve şu an bu Türkiye'de en, hatta globalde de en revaçta olan influencer marketing süreci diyebilirim. Bu ihracatta da yapabiliyorsunuz değil mi? Birkaç örnekten bahsetmiştim yurt Aynen. dışından. Aynen. İhracatta şöyle birazcık daha orada ürün tanıtışı. Orada ikiye ayrılabiliyor. Bazen pazar ürünü sokmak için branding. Mesela biz yine bir markamızla Amerika ve Kanada'da bir tekstil markası, kadın üzerine giyim tekstil markası. Amerika ve Kanada'da böyle bir proje getirdik. Mesela oradaki mantığımız şuydu. Marka Amerika pazarında ve Kanada pazarında çok bilinen marka değildi. Tamamen böyle prestijli, belli bir seviyedeki kadınlara ürün tanıtımıyla yaptığımız bir işti. Bir de tamamen az önce yine meyve suyu firmasından bahsettiğim gibi tamamen böyle pazar yerine böyle ürünü verip işte yukarı kaydır deyip daha sonra aksiyon aldırdığın yine bir yapıda olabiliyor. Güzel. Diğer özelliklere geçelim mi? Olur. Call tracking, bölge Tamam. vesaire. Şimdi şöyle son birkaç yıldan beri Türkiye'de böyle call tracking ufak ufak gelmeye başladı. Hatta bir Alman şirketi vardı. Daha sonra biz de Rusya'dan bir şirketi Türkiye'ye getirdik. Call tracking şu işi yapıyor. Özellikle sıcak satışa koşan ve call center'ı yüksek seviyede, yüksek montanda kullanan markaların medya harcamasını daha nitelikli kılmak için kullanılan aslında pazarlama platformları diyebilirim. Eskiden mesela şöyle bir şey vardı. Hala da var da işte mesela telefon çalar markanın. İşte Google'a orada burada reklam verir. Telefon çalar işte der bizi nereden duydunuz? Şimdi bizi nereden duydunuz kelimesi o kadar böyle geniş bir kelime ki tüketicinin browser'ı Google'dır. Biz Google yazan adamlarız yani Türkiye olarak. Şimdi böyle olan bir dünyada Google deyip çıkabiliyor tüketici. Bir anda bütün sınıfın yakışıklı erkeği Google oluyor. Tamam mı? Ya da diyor ki işte Facebook'ta gördüm diyor ama satın almaya gidip web sitesinde yapıyor ama onun gözünde Facebook kalıyor. Biz diyoruz ki kullanıcıya bu soruya maruz bırakma. URL bazlı trafiğini de endeksleyerek tamam mı? Tüketicinin web sitesine koyduğumuz kodlarla daha sonra reklamla çıktığımız o iletişim dillerinde web sitesine geldiğinde ana santral numarası aynı kalmak kaydıyla tüketicinin karşısına iletişim sayfasında birbirinden farklı lokal numara çıkarmaya başlıyoruz. Örneğin ben Bursa'dayım ya da işte İstanbul'dayım 212'li bir numara, santral numarası 444-444 diyelim. Böyle olunca hem Analytics'e hem Call Tracking şirketinin platformlarında bu sefer senin o bizi nereden duyduğunuz kelimesinin altı yazıyor. Google Brand arama bir, Google Non-Brand arama bir ya da Facebook işte Story, gözlüklü çocuk storiesi bir gibi. Aslında bir bakıyorsun ki senin o ayki ya da o günkü yani bütün aramalarının şeyini görüyorsun. Nitelikli görüyorsun. Hatta ne kadarı cevaplanmış ve hani tipik vardır ya şeylerde dükkanlarda Z raporu. Aslında sen bir anda tüketici ilk dokunduğun reklamı verdiğin banner'dan o Z raporu çıktı satışa giden o customer journey'nin tamamında sen aslında bir anda görmeye başlıyorsun. Aslında call tracking bize bu işi sağlıyor. Ve medya harcamanı daha doğru yapıyorsun. Yatırımını daha doğru yapıyorsun ve bu sefer de şunu görüyorsun. Performansının da yükseldiğinin zaten özellikle conversion anlamında rahatlıkla görebiliyorsun. Bunu kimler kullanıyor? Bunu sigorta şirketleri, gayrimenkul şirketleri, e-ticaret üzerine şirketler. Kısaca call center üzerine satış yapabilen ve call center üzerinden dinamik bir call center olan bütün markalar bu tarz platformları kullanıyor. Türkiye burada biraz geriden geliyor. Avrupa'da bu çok iyi. Orta Doğu'da bile belli ülkelerinde çok çok iyi. Rusya'da çok iyi. İngiltere'de ve Almanya'da dikeyde çok şirket var ve çok iyi. Dolayısıyla Türkiye, ben diyorum birkaç yılı daha var. Bir iki yıl daha var belki. Tam bu işin böyle tam anlamıyla böyle bünyeye nüfuz etmesinde ama ondan sonra zaten bunun daha net şeyini tüketici ve markalar görmeye başlayacak. Bu tür yüksek performans için başka hangi araçları kullanabilirler? Ya pazarlama otomasyonları çok. Hani diyorum ya şimdi gün sonunda eğer amacımız ürünümüzü satmak ya da pazarlamaksa buna giden yolda o ben hep şey derim hani Google gibi olmak lazım. Bembeyaz sayfadan milyarlarca para kazanmak lazım. O yüzden biz çok net, sade, çok böyle tüketiciye ulaştı öyle hani evirmeden, çevirmeden direkt aslında nokta atışı. O hani satın almayı gerçekleşecek olan yolda çok parazit koymamak lazım. O yüzden bu tarz sorulara ihtiyaçlar var. Anladım.
Peki pazar hedefleme konusunda sizin teknolojiler biraz daha katkı sunabilir mi iş yapan şirketlere? Çünkü mesela demin girelim dedik, sonra atladık şu Ukrayna meselesine. Ben orada çok sıcak çatışmaların olduğu dönemde yurt dışında bir toplantıdaydım. 3-4 günlük bir basın turundaydım ve Ukrayna'dan Kiev'de yaşayan bir arkadaş vardı. Onunla durumu konuştuk. Şeyde, Kiev'de hiçbir şey hissedilmiyormuş. Yani Kiev'de çocuğun tek hissettiği kiraların arttıymış. Bazı şeylerin fiyatı yükseliyormuş ama hayat yine de sürüyormuş. İşte benim Türkiye'deki iş adamlarıyla konuşurken defalarca yazdığım şu Afrika'nın telefon pazarına girecek şekilde üretim yapma konusunu kimse gerçekleştirmedi. Ama mesela şimdi konuşuyoruz ve Afrika kıtasının Bitcoin ve kripto para kullanımında en önemli yerlerden birisi haline geldiğini görüyoruz. Böyle bir sürü dinamik var. Yani bizim savaş bölgesi ya da geri kalmış bölge diye baktığımız ama kendi dinamikleriyle Türk şirketleri için özellikle bu ihracat ya da iş yapma anlamında büyük potansiyel taşıyan coğrafyalar var. Hem buraların yakalanmasında, çünkü iyi bir radar demek 136 ülkeye yayılmış bir yer, hem de buralara girince kendi dinamikleriyle iyi bir performans işler yapma konusunda sizden ne alabilirler? Tabii bu bizde ihracat inin uzmanlık alanına giriyor. Mesela biz markalara o pazarda olsun olmasın pazar analizleri sunuyoruz. Mesela örneğin ilk etapta pazar yerine örnek vereyim. Mesela işte yine kalemde örnek vereceksem kalemi X mesela Ukrayna'da satacaksak örneğin Ukrayna'daki en büyük pazar yerindeki pazar analizi bizim yine tool'larımız var burada kullandığımız. Ben bu kalemin normal fiyatının ortalama ne olması gerektiğini yani sen bulmalı koyarken ve aylık bu kalemden ya da buna benzer rakiplerinden aylık nasıl bir ciro beklemen lazım? Bunu da çıkarıyor. Yani özetle diyoruz ki müşterimize bak senin böyle bir kalemin varsa bu kalem Ukrayna'da bu kadar satabilir bu pazar yerinde ve senin de satış fiyatının ortalama bu olmalı. Bunun altındaysa yükseltebilirsin. Bu tamamen ticari bir oyundur. Yukarıdaysan da indirmen lazım ki bu malı gerçek anlamda satabilesin. Bir bunu çıkarıyoruz. Bir de o pazardaki bu kalem ya da kaleme olan ihtiyacın analizi. Burada Google'dan, biz Google'ın ihracat partneriyiz bu arada. Google'dan, Facebook'tan, birçok böyle programatik platformların getirdiği o data, işte omnichannel tarafı, o tarafları birazcık daha buraya alıp aslında hem pazar yeri için hem de pazarın kendisinde kalem ihtiyacının cirosal ve hacim bazında müşterinin karşısında aslında bir pazar analizi sunuyoruz. Ve diyoruz ki bak bu pazarda beklentin ve heyecanın bu olmalı. Mesela bir müşterimize örnek vereyim. Şimdi hatta direkt öyle gideyim. Mesela Kemal Tanca bizim müşterimiz. Bugün Rusya'da AliExpress'te ayakkabı satıyoruz. Şimdi Rusya'da büyük bir coğrafya ve Rusya'nın da kendi içinde bir takım zonları var. AliExpress gibi pazar yerleri bunu asla küçümsemek için söylemiyorum ama şimdi Çin'le ayakkabı rekabeti yaptığın yerde Rusya yani mal satıyorsak Türkiye ve Çin olarak Çinli ayakkabıcılar bizden daha ucuza getirebiliyor. Hele hele Kemal Tanca gibi bizim büyük markalarımız orada zayıf olabiliyor. Markamız orada satıyor bu arada problem yok ama az satıyor. Sattığı yerde Moskova'nın kaymak tabakasına satıyor. Aslında geriye doğru çekildiğinde yani o birazcık Moskova'dan uzaklaştığımızda aslında satamıyor. Yani özetle AliExpress'in gerçek gücünden yararlanamıyor. Biz diyoruz ki burada başka pazarlar da var. Ne var? Ozon var. Viberis var. Bunları da değerlendir. Bunları da kullan. Ya da işte Doğu Avrupa'da iş yapıyorsan Allegro'yu kullan. Gibi gibi aslında hani markaya şey yapıyor. Mesela kozmetik sektöründe var. Diyoruz ki bak bu kozmetikteki ürün fiyatı bu. Bunun üzerine gitmen lazım. Ya da diyoruz ki bazen markamıza bak bu sektörde açık var. Burayı doldurabilir misin? Bu pazarda bu ürün üzerine gidilebilir. Ya da bunu üretebilir misin? Bunu geliştirebilir misin? Bunu da mesela yine dezenfektan üzerine bir markamız var. Bilkent grubu Adonis. Mesela orada mesela bunu hani bak Amerika'ya mesela ihracat yapıyorlar ciddi anlamda. Dezenfektan, maske, N95 falan filan bir sürü böyle ürün. Orada da bunu diyor. Bak bu pazarda sıkıntı var. Bunun üzerine gidelim. Gibi gibi aslında. Bir nevi pazarın böyle o aurasını müşterimizin masasında beraber tartışacak seviyeye getirebiliyoruz. Ya açıkçası gayet güzel. Yani şu noktayı yakalayabilmişiz. Ben 3-4 kere görüşmüştüm bu
Longines saatlerinin CEO'su Walter Kampkenau var İsviçre'de. Onun Çin pazarıyla ilgili tartıştığı böyle konular vardı. Yani oradaki yerel market üzerine, online markete girmişler. Ama işte öyle sorunlar yaşıyorlar ki. Mesela Longines saatleri bir ülkede pazar payı kapmak için indirim yapıyor. İşte oradan saatleri alıp bir online satıcı ve oradaki bir marketplace üzerinden piyasaya verebiliyor. Dolayısıyla hem fiyat belirleme hem doğru şeyi yapma çok kolay değildi. Onun vardığı nokta o zamanlar kendim girmem ama bunlar kontrol edilmezse bu pazarda da başka şeyler yaparım şeklindeydi. Etkileme konusu da orada enteresandı. Belki oradan birazcık ilerleyebiliriz. İşte Rusya'da açıkçası şeyde jimnastiğe zaten dünya çapında sponsorlardı. Ama Çin'e doğru gidince binicilik tarafı biraz daha öne çıkıyordu. Yani onların öyle iki ayaklı bir şeyi vardı. Her yerde bu duygusallıklar ve satın alma eğilimleri herhalde başka noktalarda etkili olabilir. Kesinlikle. Ve onu yakalamak çok önemli oluyor. Aynen. Ya bir örnek vereyim, mesela BDT konuştuk. Mesela Yandex'teki arama mesela şeyine baktığında özellikle Rusya. Mesela Rus, yani büyük bir çoğunluk Rusya'da Antalya ve Kemer'deki otelleri Türkiye otelleri diye aratıyor. Ama oteller Türkiye'de ama Kemer'de. Hani algı. Hani o işte destinasyon pazarlaması ya da o etnik pazarlama orada devreye giriyor aslında. Mesela hep konuştuğumuz konu, yani mesela Ukrayna'dan söylediğiniz için, şimdi Ukrayna'nın kendi yerel bir dili var ve Rusya'da şu an ciddi bir siyasi bir sorun var. Diyoruz ki bizim zaten Türkiye'deki markamızın en büyük hatası da o. Şimdi çok iyi bir reklam bütçesi var. Çok iyi bir web sitesi oluyor. Ama iyi bir tasarım ve iyi bir içerik yok. Şimdi Ukrayna'da Rusça ve İngilizce reklam çıkmak yani büyük pazarı kabul edemezsin açısından. Ama şu var. Ukrayna'da çıkıyoruz. Yani diyoruz ki bak ben senin yanındayım ama kullanıcı siteye gittiğinde Ukraynaca yok. Hani bunları da böyle düşünmek lazım. Ben o yüzden hep şey diyorum, hani performans pazarlaması yaptığımızda özellikle lokalin gücünü gerçek anlamda almamız lazım yanımıza. Yani sen bugün işte XYZ pazarında bu tarz iletişimler yapacaksan, bir de Ukraynaca çıkıyorsan o zaman onun karşılığındaki web sitesine de bunu koy. Bu sefer tüketiciye düşünsenize, mesela empati yapın. Türkçe reklam görüyorsun, tıklıyorsun, bir anda İngilizce'ye dönüyor. Ya da Almanca'ya dönüyor. Ya da başka bir dilde dönüyor, bilmiyorum. Bunun gibi bir şey aslında. Evet, ama bu çok hassas olunan bir nokta değil galiba. Ben çok büyük şirketlerin web sitelerinde mesela Türkçe içerik koyuyorlar diye dediğim gibi dergide editörlük yaparken çok kapsamlı araştırmalar yapıyordum. Türkçe bir spota tıklıyorsun ve İngilizce bir içeriğe gidiyor. Tamam, yani benim İngilizce sorunum yok ama veya Almanca'ya gidiyor veya başka bir dile gidiyor veya bir event yapılmış, o hangi ülkede yapılmışsa oradaki içerik kendi dilinde veriliyor. Ve sonuçta ya o büyük şirket bile, ki kurumsal iletişiminde, ajans tarafında falan herhalde 100'den fazla insan çalışıyordu. Buna gereken ilgiyi göstermiyor. O tarafı nasıl? Aynen. Yani tamam, bunu yapmak lazım diyorsunuz da kurumlar veya platformlar buna açık mı ya da hangisi daha hızlı kavuruyor? Ya şöyle, şimdi bu hani bence bir hatadan ziyade eksiklik, hani hata değil zaten. Ama hani bunu mesela hani aynı ülkeden gittik, hani yine oradan devam edelim. Mesela Ukrayna'da Rusça bilir ama konuşmaz, ama bilir. İngilizce bilir ama kendine, hani bu şey gibi düşün. Bir pazarda hedef kitlem var. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca girsen bütün pazarı kavur edersin. Hani bu böyle bir şey. Yani bu hani eksiklik diyemem. O pazarın gerçek anlamda rating'ini yakalamamış olursun. Ha, atlayan mesela ben başka bir şeye çevireyim konuyu. Şimdi belediyelerde, kamu sitelerinde bu gelmeye başladı. Engelli vatandaşlar için de artık web sitelerine bir takım numarik şeyler gelmeye başladı. Bu zorunlu hale geliyor. Belediyeler buna başladı. Hı hı. Yani diyorum ya, hani sonuçta hayatta her şey var ve internetin biraz daha böyle şey olması için, yurt dışında vardı bu. Özellikle İngiltere ve Almanya gibi, Amerika gibi ülkelerde vardı. Türkiye'de de var. Bazı belediyeler bu işe girdi. Biliyorum. Ama hani bu onun gibi yani. Mesela öyle vatandaşımızı bir anda kaçırıyorsun. Ya da ona özel bir ihtisas ya da ona bir özel bir alan tanımıyorsun yani. Bunun gibi bir şey.
Tamam. Herhalde tekrar konuşuruz zaman içinde. Özellikle şu sonuca vardım. Elektronik ticaret ve elektronik ihracatı odaklı şirketlerin hangi aşamadan hangi aşamaya geldiğini kavramak için sen çok iyi bir terazisin. Estağfurullah. Bunu seninle beraber ölçmek isterim. Ama kapatmadan önce bir de şu şeyi konuşalım isterim. İngiltere pazarını konuşmak isterim. Geçenlerde çağrı merkezleri üzerinde bir yazı yazdım. Çağrı merkezlerinin bizim özellikle yurt dışına hizmet veren çalışanları ağırlıkla Almanya ve Almanca'ya kaymış. Halbuki biz İngiltere ile yanılmıyorsam bir serbest ticaret anlaşması imzaladık. İşte oranın çok daha hızlı büyümesini bekliyordum. Ona bir şaşırdım. Sonra baktığımda bir de tabii İngiltere bizim için şey açısından da önemli. İşte getir orada Çok operasyona iyi gidiyor. başladı. Türk markaları bir şeyler yapıyorlar. Yani çok fazla iş yapan Türk firması var. Eskiden Ankara Anlaşması'nda gidip orada ofis açmayı Doğru. insanlar tercih ediyordu ama şimdi İngiltere'de iş yapıyorlar. O pazarı birazcık konuşmak isterim. Yani orada bizim şirketler nasıl faaliyet gösteriyor? İçeriden mi yapıyorlar, dışarıdan mı yapıyorlar? Oraya bir şey mi kuruyorlar? Ve ne sonuçlar alıyorlar? Şimdi benim İngiltere'de çalıştığım İngiliz markaları da var. Şimdi İngilizler, İngiliz markaları Çin'e gitmeye çalışıyor aslında. Yani onlar da mesela İngiliz markaları çok ciddi WeChat kullanır mesela. Hani tamamen Çin'e odaklı. Hatta şeyler bile futbol, endüstriyel futbol bile mesela hep orada forma Tabii. satışları, orada şeyler vesaire vesaire. Orada şöyle. Şimdi biz tabii İngiltere olan ben dijital taraftan bakacağım kendi gözlüğümden ve şapkamdan. Turizm, sağlık turizmi ve minimum zaten diğer değişik işte pazar yerleri vesaire baktığında şimdi İngiltere pahalı bir pazar aslında. İşte nereden diyorsun bunu Emrah? Reklam metinlerinde AdWords'ün getirdiği tek tıklama başı maliyetlerinden tut, sosyal medya, Facebook, Instagram'daki tıklama başı maliyetlerinden ya da oradaki yerel medya satın alması hatta programatik medya satın almasına kadar. Daha farklı bir ekosistem, farklı bir ligde oynuyorlar onlar işi. Hal böyle olunca aslında böyle göz ardı edilmiyor ama birazcık daha böyle bence, bu tamamen benim şahsi fikrim, pahalı, mesela Almanya'ya göre yüksektir fiyatları. Birazcık daha böyle şeyde kalıyor. Hani ikinci planda demeyeceğim ama birazcık daha bence diğer ülkelerin arkasında kalıyor ama baktığımda mesela bugün turizm bandında Side gibi, Belek gibi, ondan sonra Lara gibi. Hani ben yine turizme döndüm ama bu tarz Fethiye gibi, Muğla gibi birçok yeri TUI ve benzeri zaten birçok şirket zaten İngiliz vatandaşlar hatta ciddi anlamda talep görüyor. Hatta şimdi geçen Boris Johnson bir açıklama yaptı. Hatta bir açıklama daha bekliyorum. Çok böyle şey bir açıklama. Biz de bu arada takip ediyoruz ne yazık ki her şeyi. Mesela 5 Nisan'daydı Boris Johnson'ın konuşması. Şey dedi. İşte turizmle ilgili hatta bir dedik ki eğer dışarı çıkarsanız konuşmadan biraz önce çıkmıştı bu haber. 5.000 pound ceza keseriz size ve 2 milyon İngiliz vatandaşının Türkiye'ye turizm için gelmesi bekleniyor. Bu bizim için şöyle bir şey. Hani öyle söyleyeyim. İnşallah da gelir. Bütün markalarımız o konuda şeyini yapar. Ama hani İngiltere'de olan hani bizim asıl beklentimiz, potansiyelimiz yüksek. Sadece bir takım özellikle pandemideki bu açılma, kapanma ve Brexit olayları vesaire bunlar mutlaka etkilemiştir bazı şeyleri diyebilirim. Peki. O zaman hızlıca kapatalım. O zaman çok teşekkür ediyorum zamanın için.